Küçük boyutlu lazerlerin en güçlüsü Atomstek P9 M50 ile karşınızdayım. Şimdi detaylara geçelim. Detaylı incelemeye geçmeden önce hatırlatmak istediğim bir şey var. İndirim kuponları ile ilgili birçok soru alıyorum nasıl kullanılacağı ile ilgili. Onu hızlıca bir tarif edeyim. Ondan sonra almak isteyenler daha rahat alır ve detaylı incelemeye geçeriz. Öncelikle videonun açıklamalar kısmında paylaştığım link indirimli link oluyor genellikle. O linke tıkladıktan sonra kargo seçeneği olarak Türkiye Direkt Posta ya da İngilizcesi Turkey Direct Mail seçiyorsunuz. Bu şekilde seçtiğinizde gümrük vergisi ekstra olarak çıkmıyor. Hem hızlı kargo ile geliyor hem de gümrüğü ön ödemeyle yaptığınız için teslimat sırasında herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz. Daha sonrasında sepete ekleye tıkladığınızda oraya indirim kuponu girmek için bir yer geliyor. Onu da yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Onu girdiğinizde de bir miktar indirim oluyor. Daha sonrasında da satın alıyorsunuz ve kapınıza kadar problemsiz bir şekilde geliyor. Şimdi gelin detaylarına bakalım. Daha önce Atomstek markasının ve diğer birçok markanın bir sürü lazer makinesini inceledim. Bu boyutlardaki gördüğüm en güçlü lazer kazıma makinesi bu. Daha önce Atomstek'in M50 ismindeki lazer kafasını incelemiştim. Daha sonrasında da üzerinde aynı modülü barındıran Atomstek A10 Pro lazer makinesini incelemiştim ve çok beğenmiştim. Benim de şu an kullandığım makine bu. Yani piyasadaki diyot lazerlerin en güçlüsü bu. Atomstek P9 M50'de de aynı lazer kafası var. Yani büyük lazerlerdeki kafanın aynısını küçük boyutlara indirmişler. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Herkesin böyle devasa lazerlere ihtiyacı olmuyor. O büyük lazerlerin genellikle 40 cm'ye 40 cm ya da 1-2 cm daha büyük olabiliyor. Kazım alanları oluyor. Bunun da yaklaşık olarak 20 cm'ye 20 cm'lik bir kazıma ve kesme alanı var. Dolayısıyla çok büyük şeyler kesip kazımıyorsanız daha az yer kaplaması için şu boyutlardaki şu kibar aleti kullanabilirsiniz. Yani taşıması, kullanması gerçekten çok kolay. Montajını 1-2 dakika içerisinde yapabiliyorsunuz. 1-2 tane videyi sıktığımızda kullanıma hazır hale geliyor. Yine bunun üzerine bakacak olursak şurasında bir tane ekran var. Dokunmatik bir ekran. Parlaklığının az olması dışında eleştirebileceğim hiçbir şey yok. Böyle manyetik buraya taktığımızda burada kalıyor. Bunu istediğimiz gibi uzatıp istediğimiz açıda bakıp tekrar kullanabiliyoruz. Peki bu sadece dokunmatik ekran dışında bize bir şey sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. İçerisinde SD kart modülü var. Dolayısıyla SD karta yüklediğimiz dosyaları da bilgisayara bağlı olmasak bile baskı alabiliyoruz. Yani bilgisayarda bir dosyayı hazırladım, SD kartın içine yükledim, buna koydum ve bilgisayarımın bağlantısını artık kestim. Bununla doğrudan baskı alabiliyorum. Bunun dışında makinenin üzerinde end switch'leri de var. Yani bir yerde kaldığımızda tekrar devam etmemiz kolay olabiliyor. Şöyle ön tarafına bakarsak yine emergency stop var. Burada açma kapama tuşu, reset tuşu, USB girişi, güç girişi gibi standart özelliklerin hepsini de barındırıyor. Buna benzer çok fazla lazer kesme makinesi incelemesi yaptığım için çok fazla detaya girmeyeceğim. Temel farklılıkları zaten söyledim. Yani boyutunun küçük olması ama lazer gücünün de en yüksek seviyelerde olması ve ekranı dışında özellikle söylemek istediğim bir şey yok. Şimdi yaptığımız testlere geçebiliriz. Öncelikle entegre kazıma ile ilgili izleyicilerimden bir tanesi özellikle rica etmişti. Entegre kazıyabilir misin? Çünkü bazı insanlar devre kartı üretirken entegrelerinin çalınmaması için ya da devre kart tasarımlarının çalınmaması için standart bazı entegrelerin üzerindeki yazıyı kazıyıp o şekilde müşteriye teslim etmeyi tercih ediyorlar. Ben de entegrelerimden bir tanesinin üzerini kazıdım ve gayet güzel bir şekilde kazıdı. Gerçekten tertemiz oldu. Eğer böyle bir iş yapacaksanız bunu kullanabilirsiniz. Yani devasa makinelere gerçekten ihtiyacınız yok. Bunun dışında içerisinden çıkan iki tane tahta vardı. Onun da iki tane testi yaptım. Bir tanesi biraz daha karartılı oldu. Bir tanesi biraz daha temiz oldu. Şöyle ön taraflarına bakalım. Bu da yaptığımız ayarlarla ilgili. İlk yaptığım testte biraz gücü fazla verdiğim için biraz kararma oldu. İkincisinde daha profesyonel, daha güzel bir çıktı. Bu arada bu dosyaları basarken de bilgisayar kullanmadım. Kendi içerisinde gelen SD karttaki hazır örneklerden bir tanesini denedim. Yine ekranı olmasının bir güzelliği daha var. Baskıya başladıktan sonra lazerin gücünü ya da hızını artırıp azaltabiliyoruz. Dolayısıyla bilgisayar olmasa bile ekran üzerinden bu tip kontrollerin yapılması bence gayet başarılı. Diğer yaptığım testlerden bahsedeyim. Yine deri kesme ile ilgili uğraşan çok fazla insan var. Şöyle bir test yaptım. Yine bu ürünün kendi SD kartında olan dosya. Bunu kesmeye çalıştım. Kesmedi. Bunu da aynı şekilde SD kartın içerisine Lightburn programından aldığım çıktığı SD kartı yükledim ve yaptım. Bu sefer kesti. Peki arada ne fark var? Bunu yani deri gibi bir şey basarken böyle buraları böyle
ısıdan dolayı yamulabiliyor. Yamulduğu için odak noktası kayıyor. Yani tam orayı kesecekken şöyle 0.1 milimetre mesela sağa kaydığını düşünelim ya da havaya kalktığını. Bir de orayı kesmeye çalışıyor. Dolayısıyla tam olarak üst üste binmediği için kesemiyor. Bu tip durumlarda böyle gergin bir şekilde yaparsak çok daha başarılı bir şekilde sonuç alabiliyoruz. Yani bir şey olmadığı zaman her zaman makineye ya da modele kusur bulmaya gerek yok. Bazen de bizim yaptığımız hatalar bu tip problemlere neden olabiliyor. Mesela bakalım bu kaç milimetrelik deriymiş? 2 milimetrelik deri. 2 milimetrelik deriyi çok güzel bir şekilde kesmiş. Pürüzsüz, buralarında ufak tefek minicik iplikler var. Onun dışında şuraları gayet pürüzsüz. Bunu da rahatlıkla kesebiliyor. Ondan sonra neler yaptım? Yine içinden gelen dosyaları şöyle çözünürlüğünü test etmek için bir tane mukavvaya bastım. Şurada böyle çiçek gibi olan kenardaki küçük desenler bayağı detaylı. Dolayısıyla bunun odak ayarının, odak noktasının çok küçük olduğunu ve çok hassas işler yapılabileceğini de buradan söyleyebiliriz. Yine şuradaki köpeklerle ilgili test yaptım. Daha düşük güçte şöyle çok temiz bir baskı aldım. Biraz daha gücü artırdığımda da şöyle yandı. Bununla ilgili yaptığım diğer ayarları da birazdan bahsedeceğim. Yani aynı ayarda birkaç tur yapsaydım temiz bir şekilde kesebilirdi ki kestiğim modeller de var. Birazdan göstereceğim. Sonra yaptığım diğer testlere geleyim. Hatta mukavva demişken oradan devam edelim. Şöyle 3 tane aslan kafası kestim. İlk yaptığım testte bayağı yandı. Çünkü gücünü çok iyi ayarlayamamıştım. Biraz fazla güçlü oldu. İkinci yaptığım testte güzel kesti ama kenarları yandı sadece. Üçüncü yaptığım testte çok güzel bir şekilde çıktı alabildim. Şöyle detaylarına bakarsanız hem üzerindeki renkler çok güzel hem etrafındaki o kesilen alanlar çok pürüzsüz. Bundan da daha iyi olabilir bu arada. Daha önceki videolarımdan bir tanesinde bu testlerin nasıl yapıldığı ile ilgili bir görüntü paylaşmıştım ve web sitesi paylaşmıştım. Onun da yine açıklamalar kısmına ekliyorum. Hem o web sitesine hem de o videoya açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu tip testler yaptıktan sonra makinamızdan maksimum seviyede faydalanabiliyoruz. Şöyle ne kaldı? Devam edelim. Yine bu kavvadan devam edelim. Aslında 4 milimetrelik şöyle bayağı sağlam bir MDF geçti elime. Yani böyle bayağı taş gibi sağlam diyebiliriz. Elimle falan kırmakta çok zorlanıyorum. Çok zorlasam belki kırılabilir ama bayağı sağlam olduğunu söyleyebilirim. Bununla bir kutu yapacaktım aslında. Yani şu kutuyu onunla yapacaktım ama burada birkaç tane test yaptım. 4 tane temel test yaptım. Bu testlerde arkalarına çizik oluşturdu ama kesemedi. Bunun sebebini şöyle düşünüyorum. Bu çok sert bir MDF olduğu için 4 milimetreyi kesemedi. Ama 3 milimetrelik şöyle yine sert bir MDF vardı. Onu çok rahatlıkla kesti. Yine burada söylemek istediğim bir şey var. Bazı arkadaşlar yorumlar yapıyor. İşte benim 5 milimetre MDF'm vardı, kesmedi. Başka bir izleyici onun altına yorum yapıyor. Ben kestim gibi böyle bir tartışmalar olabiliyor videoların yorumlar kısmında. Bu MDF'den MDF'ye de değişebilir. Odak ayarına göre de değişebilir. Odak ayarı iyi yapılmadığı zaman 2 mm MDF'yi de kesmeyebilir. Ama 3 mm MDF'lerden bugüne kadar kesilmeyen hiç görmedim. 4 mm, 5 mm gibi MDF'lerde de materyalin kendisine göre değişiyor. Ama böyle tur sayısını falan biraz daha artırırsak böyle 10 turları, 15 turlara çıkarsak mutlaka keser ama o zaman da çok bir anlamı olmuyor. Yani dakikalarca sürdükten sonra da işin tadı kaçabiliyor. Ben de bu MDF'den vazgeçtim. Böyle bir mukavvayla şöyle bir kutu yaptım. Kutunun detayları çok güzel oldu. Sadece burada söylemek istediğim bir şey var. Hatta kestiğim MDF'yi de şöyle göstereyim. Yani şuraları kesti. Gayet güzel, tertemiz bir şekilde kesti. Şu aralara giren ek parçalar vardı. Şu yandaki yerleri sıkıştırması için. Bir tek onlar yandı. Onlar da şöyle yani birbirine çok yakın iki tane çizgiyi kestiğimiz zaman minicik bir şey keseceksek mesela 1 milimetre genişliğinde tam soğumadan yan tarafa geçtiğinden dolayı oralar alev alabiliyor. Dolayısıyla biraz daha yavaş yapmak lazım öyle şeyleri ama o ince ayarları artık siz satın aldıktan sonra kendi işinizle ilgili ayarları bulabilirsiniz. Benim burada yaptığım ayarların tamamını amatör bir şekilde düşünebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok fazla zaman harcamadan hemen koyuyorum, kesiyorum. Şurada 92 milimetrelik bir tane tahta vardı. Bu bayağı yine sağlam sert tahtalardan bir tanesi. Bununla bazı lazer makinelerinde yine test yapmıştım, kesememiştim. Burada şöyle ilginç bir durum var. Arka tarafına baktığımız zaman aslında kesmiş. Yani sadece şurada ağacın her yıl sanırım bir tane daha kabuk bağlıyor gibi büyüyor ya ağaçlar. Tam o noktaları kesememiş, onun dışındaki noktaları kesmiş. Aslında şöyle dokunursam çıtır çıtır kırılacak. Yani şu sadece mesela şu 3 tane küçük parçayı kesememiş. Yani bunu 92 mm değil de 90 mm ya da 85 mm'lik sert bir tahtayı rahat kesiyor.
diyebiliriz. Daha kalın tahtalarda da yine aynı lazer modülüyle 18 mm'lik kesim, 18 mm'lik tahtayı kesmiştim. Dolayısıyla tahtadan tahtaya da yine değiştiğini söyleyebilirim. Eğer sizin yapacağınız üretimlerle alakalı da yine emin olmadığınız ürünler varsa, mesela benim şu tahtamı dener misin diye, onları da bana kargolarsanız bir sonraki videolarda deneyip size uygun lazer modülü almanızı sağlayabilirim. Böyle bir desteğim de var. Şimdi devam edelim. Başka ne denedim bu makinayla? Bir tane telefon kılıfı, Macit'in telefon kılıfı, iPhone 7'si var. Şöyle bir kazıma yaptı Macit. İlk başta siyahtı buradaki şeyler. Bunu böyle bir fırçayla süpürünce arkadaki beyaz renk çıktı. Bu tabii her telefon kılıfında beyaz renk çıkacak diye bir şey yok. Bu telefon kılıfının yapısıyla alakalı bir şey. Kimisinin arkasından farklı bir renk de çıkabilir ya da siyah da kalabilir ya da sadece bir oyuk da oluşabilir. Bu da bayağı güzel gözüküyor. Yani böyle bir marka basılıp satılabilir. Yani bunun da gayet profesyonel durduğu için kötü algılanmaz. Diğer yaptığım testlerden bir tanesi de cam. Yine camla ilgili de bayağı soru soran olmuştu. Şimdi şöyle, bu camı biz şey için kullanıyorduk. Daha önce bal peteği yokken arka taraf böyle alevlenip de karartmasın diye, tahtalarımızı kestiğimiz tahtaları karartmasın diye kullanıyorduk. Bunu yaparken tesadüfen şöyle şeyler fark ettik. Ya ben cama hiç iz yapmaz diye düşünüyordum. Şu an nasıl gözüküyor bilmiyorum ama kameradan şöyle saate benzer bir şey yapmıştık. Bu bayağı güzel bir şekilde buraya böyle işaret yaptı. Daha sonra dedik ki biz bunu biraz daha abartalım. Anahtar şeklinde şuraya bir iz yaptık. Bunu da bayağı güzel yaptı. Bu sefer şunu denedik. Burayı siyah asetat kalemiyle boyadık. Boyayı yaktık. Daha sonra onu temizledik. Bu sefer çok daha detaylı, daha güzel bir görüntü ortaya çıktı. Bunu böyle alttan falan aydınlatırsak süs eşyası olarak kullanabiliriz. Bu arada bayağı sağlam bir cam. Buzdolabı rafıymış bu. Buzdolabı rafı olduğu için normal camlardan da biraz sağlam. Dolayısıyla camla ilgili iş yapacaksanız da aşağı yukarı alacağınız sonuç bu kadar. Çok daha yüksek beklentilere, yani şeffaf camlarda çok daha yüksek beklentiye girmeye gerek yok. Ama bu cama da bu izleri yaptıysa muhtemelen sizin kullanacağınız camlara da aşağı yukarı bu kadar iz yapar. Bunun dışında bir de süreyle ilgili soru soran arkadaşlarım oluyordu. Hani baskı yapıyorsun, videolarda gösteriyorsun ama kaç dakika sürdüğünü göstermiyorsun diye. Yaklaşık 10-11 dakikada 8 tane şu kuru kafalardan 8 tanesini böyle bir seri üretim denemesi gibi düşünebiliriz. 10-11 dakikada bunu yaptı. Daha hızlı da yapabilirdi ama bu MDF 3 mm'lik bir MDF. Arkası beyaz boya kaplı. Bu boyayı kesmesi zor oluyor aslında. Boyayı daha hızlı kesebilirsek, yani boya olmasaydı daha da hızlı yapabilirdik. Ama bu boyalı haliyle bile 10-11 dakikada yapması güzel. Yani tanesini, şu küçük parçaların tanesini 1 dakikada kesebiliyoruz gibi düşünebiliriz. Bu makinayla ilgili yaptığım testler bu kadar. Genel olarak şöyle gözlemlerimi de bir toplayayım. Üzerinde Atomstack M50 modülünün olması çok hoşuma gitti. Çünkü şu ana kadar incelediğim modüller arasında en güçlüsü ve beni en çok tatmin eden modül Atomstack M50 modülüydü. İçerisinde çift diyot var. Normalde şöyle bir bilgi de vereyim. Bu diyot lazerlerden, yani lazerlerin de çeşitli versiyonları var. Diyot lazerlerden en güçlü diyot piyasada 5 wattlık optik diyot. Bunu 40 wattlık lazer makinesi diye sattıkları şey, içinde 5 wattlık optik gücü olan diyot. Bunun daha ötesi piyasada var mı? Yok. Yani 7 watt diye birisi bir şey satıyorsa muhtemelen yalan söylüyordur. Çünkü 5 wattın üstü yok. Peki bu nasıl 10 watt oluyor? İçerisinde 2 tane lazer modülü var. Yani diyotu var. Bir tanesi yandan geliyor, ışığı aynayla kırıp aşağı giriyor. Bir tanesi de o aynanın diğer tarafı şeffaf. Buradan direkt aşağı geliyor. Toplamda 5 artı 5, 10 watt ya da 10,5, 11 watt falan da denilebilir. 10 watt diyorum ben düz olarak. 10 wattlık bir lazer modülü var. Diğer sevdiğim şey ise şu kasa tasarımını da çok seviyorum aslında. Çünkü hem yanları açık böyle, hem de devasa şeyler kesip biçmiyorsanız çok az yer kaplıyor. Her türlü masanın üstünde duruyor. Hem de böyle durduğuna bakmayın, bayağı sağlam yani. Buraları böyle taş gibi. Şu tekerleklerin arkasında hem şurada hem de şurada bir tane vida var. Onu sıktığınız zaman şuralar hiç oynamıyor. O saatten sonra herhangi bir esneme, eğilme olmadan çok güzel bir şekilde çalışıyor. Yani gerçekten ben bu kasa tasarımında bayağı beğeniyorum. Daha önce P7 M40 videosu çekmiştim. Orada bu kasa tasarımını kullanmıştım. Ondan önce Neje'nin bir modeli vardı ama o bu kadar sağlam değildi. Bir de bu kasa tasarımında son zamanlarda beğendiğim şöyle bir makine var. Bunun da incelemesini yine yakın zamanda YouTube kanalımda paylaşacağım. Muhtemelen bir 10 gün içinde paylaşırım. Bu da Creality'nin, yani o Ender 3 Pro'ları, Ender 3 versiyon 2'leri yazıcıları, 3 boyutlu yazıcıları üreten markanın ürettiği
lazer modülü. Ender 3'ün yeni bir versiyonu çıktı. Ona lazer başlığı da ekledi. Creality aynı lazer başlığıyla şöyle bir lazer kazıma makinesi de üretmiş. Tabii gücü bununla kıyaslanamaz. Çok güçlü değil. Ama fiyatı da ona göre uygun. Ve bunun tasarımına gerçekten bayıldım. Sadece şu mukavva gibi böyle şeylerin üzerine kazıma yapacaksanız, yani kesme yapmayacak da sadece iz gibi şeyler yapacaksanız bunu tercih edebilirsiniz. Tabii kesmeyle ilgili çok fazla detaylı testi yapmadım. Onları da inceleme videosuna saklıyorum. Ama şimdiden de yeni çıkan bu ürünü sizlere göstermek istedim. Bunun da yine indirimli linkini açıklama kısmında paylaşacağım. Eğer sadece işaretleme, kazıma, yazı yazma gibi işlerle uğraşacaksanız bu kasa tipinde bu makineyi kesinlikle önerebilirim şimdiden. Ama bir şeyler keseceğim, profesyonel tarafta işler yapacağım diyorsanız da bu makineyi kesinlikle öneririm. Bu da bayağı da ağırmış ha böyle elim alınca. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki lazer videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.